Sokolu Mehmet Paşa 16. yüzyılın ilk yıllarında Bosna'nın Sokoviç köyünde aynı adı taşıyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Geniş bir ailenin çocuğu olan Bayo bir müddet çobanlık yaptıktan sonra Mileşeva Manastırı'nda rahip olan dayısının yanına gitti. Devşirme toplamakla görevli olan Osmanlı memurları Balkan ailelerinin çocuklarını toplamaya özen gösterirdi. Devşirme memurları o sırada 15-16 yaşlarında olan Bayo'yu beğenerek devşirme kaydetti. Uzun boylu olması sebebiyle göze çarpmıştı. Hatta bu yüzden Osmanlı'da çoğu zaman uzun lakabıyla anıldı. Kanuni Edirne'deyken toplanan çocuklar buraya getirilmişti. Padişah bunların arasında Bayo'yu gördü ve hemen sarayda eğitimine başlatılmasını istedi. Mehmet adını alan bu genç Edirne Sarayı'nda yetiştirildikten sonra küçük oda hizmetiyle Enderun'a alındı. Daha sonra hazineye, oradan da has odaya geçti. Silahtarken Bosna'da görevli vergi memuru Ahmet Bey aracılığıyla babasını ve kardeşlerini İstanbul'a getirtti. Barbaros'un ölümü üzerine ise 1546'da kaptanı deryalığa yükselen Sokollu ilk defa saray dışına çıktı. 4 yıl sonra ise Rumeli Beylerbeyine atandı. Daha sonra da İran seferindeki başarılarından dolayı 1554'te vezirliğe yükseldi. 1564'te ikinci vezirken Vezir-i Azam Ali Paşa'nın ölümü üzerine Vezir-i Azamlığa yükseldi. Bu kadar hızlı yükselmesi saraydayken padişahın yakın çevresine girip onun güvenini kazandığını göstermekteydi. Birçok devlet görevinde bulunduğu için de tecrübesi oldukça fazlaydı. Kanuni son seferine çıkarken Sadrazamı Sokollu Paşa da yanındaydı. Ancak padişah bu süreçte hastalanmıştı. Padişahın rahatsızlığı dolayısıyla yaklaşık bir ay süren Zigetvar kuşatmasının bütün sorumluluğu onun üstüne kaldı. Zigetvar tamamen düşmek üzereyken de Kanuni vefat etti. Böyle bir durumda padişahın ölümünün askerler arasında duyulması bir aylık çabayı boşa çıkartabilirdi. Sokolu Mehmet Paşa padişahın ölümünden haberdar olanlara bunun bir sır olarak kalmasını emretti. Ve padişahın ölümünü ustaca gizleyerek bir kriz çıkmasını önledi. Savaş kazanıldıktan sonra fetihname ile birlikte babasının öldüğünü belirten bir mektubu Kütahya'daki Şehzade Selim'e gönderdi. Bundan sonra padişah hayattaymış gibi işleri yürüttü. Şehzade Selim gelinceye kadar 3 hafta bu sırrı sakladı. İkinci Selim tahta geçtikten sonra devlet yönetimine fazlaca müdahalede bulunmayarak tüm işleri ona bıraktı. Bununla beraber Sokullu mevkiini korumak için zaman zaman güçlü rakipleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Bu dönemlerde Süveyş'te bir kanal açılması projesi tekrar gündeme geldiyse de bu bir teşebbüsten öteye geçemedi. Ardından ilk defa 1563'te gündeme gelen Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirme projesi düşünüldüyse de başarılamadı. Bu sırada başta Lala Mustafa Paşa olmak üzere Sokullu'nun rakipleri onun muhalefetine rağmen Kıbrıs'a sefer düzenlenmesini sağlayınca imparatorluğun bütün dikkati Akdeniz'e yöneldi. İşte bu tarihlerde ders içinde ders barındıran bir savaş meydana gelecekti. Sokollu Mehmet Paşa Kıbrıs seferinin bir Haçlı tehlikesini Osmanlıların üzerine çekebileceği ve fetih gerçekleşirse Avrupa'nın ayağa kalkacağını belirtti. Fakat Lala Mustafa Paşa'nın padişah üzerindeki etkisini bu defa kıramadı. Neticede 1571'de adanın merkezi Lefkoş'a ele geçirildi. Ancak Sokollu'nun öngörüsü de doğru çıktı. Venedik, Avrupa'nın bütün denizci devletlerine Haçlı donanması oluşturması için başvurdu. Çağrıyı kabul eden Papa, Avusturya, Fransa ve Portekiz'i de dahil etmek istediyse de başarılı olamadı. Ancak o dönemin Avrupa'daki en büyük deniz gücü olan İspanya, Haçlı Birliği'ne katılmayı kabul etti. Osmanlı ise Preveze'de açıkça görüldüğü üzere 16. yüzyılda Akdeniz'in en büyük deniz gücüydü. Ancak Kanuni'nin ve Barbaros'un vefatının ardından yönetimde ard arda hatalar yapılmıştı. Kaptanı deryalık makamına Turgut Reis gibi bir denizci varken Sinan Paşa gibi neredeyse denizi hiç görmemiş, donanmadan anlamayan paşalar getirildi. Sonuç olarak Kıbrıs'ın fethini engelleyemeyen Haçlı donanması, İnebahtı'da Osmanlı donanmasının hemen hemen tamamını yok etti. İtalya'da kutlamalar sürerken Sadrazam Uluç Ali Paşa'yı kaptanı deryalığa getirdi ve dağılmış donanmayı toplamakla görevlendirdi.
Sokollu alınan ağır yenilgi karşısında gelen Venedik elçisine ''Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Sizse donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki kol bir daha yerine gelmez. Ama sakal eskisinden de gür çıkar.'' dedi. İstanbul'dan Alanya'ya kadar bütün Osmanlı tersanelerinde yeni gemilerin yapımı için büyük bir çalışma başlamış, o kış yapılan büyük çalışma neticesinde Osmanlı donanması yeniden inşa edilmişti. Gerçekten de 6 ay gibi bir sürede imha edilen donanmanın daha büyüğünü çok kısa sürede denize indirmeyi başarmıştı. Öyle büyük bir donanma yapılmıştı ki Akdeniz'de kendine düşman bulamamıştı. Böylece Akdeniz'in hakimiyeti yine Osmanlılarda kalmıştı. Hatta Venedik kazandıkları savaş yüzünden imtiyazlarını kaybetmemek için Osmanlı'ya savaş tazminatı bile ödemeyi kabul etmişti. Sokulu Mehmet Paşa 2. Selim vefat ettiğinde padişahın ölümünü gizleyerek Manisa'daki Şehzade Murat'a yardımcı oldu. 3. Murat da İstanbul'a geldiğinde yaşlı veziri yerinde tuttu. Ancak 3. Murat döneminde makamını koruması oldukça zorlaşmaya başladı ve aleyhindeki faaliyetler giderek arttı. Düşmanlarının padişaha yaptığı telkinler sonucunda eski otoritesini yavaş yavaş kaybetti. Rakipleri sadrazamın karşı çıkmasına rağmen İran'a savaş açtırdılar. Doğrudan padişahla irtibat kurarak sadrazamı devre dışı bırakmaya çalıştılar. Bir gün devlet idaresinde sıkıntılar içinde konağında yalnız başına otururken divana gelen bir derviş Sokollu Mehmet Paşa'ya kağıt parçası verecekmiş gibi yapıp koynundan bir hançer çıkararak kalbine sapladı. Ağır yaralanan yaşlı sadrazam kısa bir süre sonra öldü. Sokollu'yu öldüren kişi görünüşte tımarının azaltılmasından şikayetçi olan bir boşnaktı. Ancak bazıları bunun bir suikast olduğunu söylemişlerdi. Sonuç olarak 11 Ekim 1579'da hayata gözlerini yumdu. Sokollu son derece ileri görüşlü bir sadrazamdı. Don Volga ve Süveyş kanalları gibi girişimleri onun bu yönünü en iyi gösteren örneklerdi. 1578'de İran'a sefer açılmak istendiğinde karşı çıkıp bazı başarılar elde edilse de kalıcı sonuç alınamayacağını belirtmesi Sokollu'nun ileri görüşlülüğünü göstermişti. Nitekim Safavilerle 50 yıl savaşılmasına rağmen bir sonuç alınamamıştı. Sokollu imparatorluğun menfaatlerine göre davranmış, gerektiğinde barışı, gerektiğinde savaşı öne çıkarmıştı. Üç padişah döneminde yaklaşık 14 yıl vezirlik yaptı ve bazı tarihçilere göre Osmanlı'nın yükseliş devri onun ölümüyle kapanmıştı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.